Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır bir aradan sonra beraberiz. İşte bir insan böyle benim gibi bu işi paresi yapmadığı zaman ancak böyle vakit bulabildiğim zamanlarda çekiyorum. Kusura bakmayın çok ara verdim. Bir daha bu kadar ara vermeyi düşünmüyorum. Bu arada biraz sıklaştıracağım videoları. Çok ara verdim çünkü. Öncelikle ben tekrar teşekkür ediyorum. Hacettepe Üniversitesi beni çok güzel ağırladılar. Beni davet eden, ağırlayan, karşılayan kardeşlerime. İnşallah en kısa zamanda Hacettepe olabilir, başka bir yerde olabilir. Görüşmek üzere. Gençlerle olmak çok güzel. Gençlere bilgilerimi aktarmayı çok seviyorum. İnşallah akıllarına kalmıştır. Bir faydam olmuştur. Hacettepelilere tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu videoda ben bugüne kadar insanoğlu tarafından yani insan ırkı tarafından tasarlanmış en büyük, en güçlü havadan havaya silahın tarihini anlatmak istiyorum. Türkiye'de pek bilinmeyen bir silah bu. Genie diye bir roketten bahsedeceğim. Bu bir füze değil. Çünkü güdüm sistemi yok. Roket diyebiliyoruz buna. Yani tıpkı bu 2.75 inç FIFA roketleri gibi bir şey ama çok çok farklı tabii. Ben bu videoda bundan bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bu Genie füzesi, Türkçesi cin, işte peri veya peri, cin ne derseniz. Füzesi Soğuk Savaş sırasında tasarlanan tüyler ürpertici bir silahtı. Bundan dilim döndüğünce size bahsetmek istiyorum. Şimdi bu videoyu seyretmeden önce sizden ricam eğer hala seyretmeyen varsa bu kanalda Türk Hava Kuvvetleri'nin Koruyucu Meleği F-102 isminde bir video var. O videonun linkini açıklamana koyuyorum. Lütfen önce onu seyredin. Onu seyretmeden bu videoyu seyrederseniz anlamakta zorlanabilirsiniz. Bu video onun bir devamı şeklinde aslında olan bir video. Ben biliyorsunuz bir olayı bir uçağı bir herhangi bir silahı anlatırken olayın önce felsefesinden bahsetmek istiyorum ve bu yüzden de bunun tarihinden bahsetmek zorundayım. O videoyu seyredip gelen arkadaşlarım için kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi oraları biraz çok kısa hızlı geçeceğim. İkinci Dünya Savaşı sırasında Pasifik cephesinde biliyorsunuz normalde İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği ile Amerika müttefikti. Ama Sovyetler Birliği Pasifik cephesinde Japonya ile savaşmıyordu. Yani Pasifik cephesinde Sovyetler bir nevi tarafsızdı. O yüzden olaylar aslında oraya biraz dayanıyor. Şimdi bu Pasifik haritasını bir kafanızda bir canlandırın. Orada işte Solomon Adaları var, işte Iwo Jima gibi adalar var, Okinawa gibi işte adalar, işte Amerika'nın böyle savaşarak aldı. Adadan adaya giderek Japon anakarasına yaklaştı adalar. Bu adaları Amerika niye alıyordu? O adalardan yaklaşıp, oradan ağır bombardıman uçaklarını kaldırıp Japon anakarasını bombalayabilmek için. Şimdi bu İkinci Dünya Savaşı sırasında birçok uçak modeli tabii kullanıldı ağır bombardıman uçağı olarak ama asıl yani Japonya'ya atom bombası atarak savaşı bitiren uçaklar B-29 uçaklarıydı biliyorsunuz. Şimdi bunun öncesinde 1944 yılında olan bir olaydan bahsetmek istiyorum. Japonya'yı bombalamak için işte Solomon Adaları olabilir, diğer adalardan kalkan ağır bombardıman uçakları mesela B-29'lar bunlardan biri. Normalde harekat yarıçapı olarak yani Japonya'yı bombalayıp geri dönme yakıtları yetiyordu ama bazen yakıtları azalan, yakıtları biten uçakta arıza olabilir. Uçak Japon avcıları tarafından, Japon önleme uçakları tarafından vurulanlar olabilir. Bazen nadir, çok nadir Çin'e veya Sovyetler Birliği'ne iniş yapıyordu bu Amerikan ağır bombardıman uçakları. Yani Japonya bombalıyorlar, oradan geri dönemeyecek durumda olanlar, yakıtı bitenler, seyri sömer cihazları bozulup kaybolanlar, birçok uçak olmuştu. Bunlardan 1944 yılında, yanlış hatırlamıyorsam, 4 tane B-29 kaza geçirmeden, kırım almadan Sovyetler Birliği'ne iniş yapmışlar. Yani adalardan kalkıyor Pasifik adasından Japonya'yı bombalıyor, geri dönemiyor, yakıtı bitiyor, bir şey oluyor, iniyorlar. Sovyetler Birliği iniyorlar. Sovyetler Birliği de tarafsız olduğu için Amerikan askerleri, Amerika pilotlarını alıyorlar. İşte o uçaktaki mürettebatı alıyorlar. Sağlık kontrolünden geçirip hemen Amerika'ya teslim ediyorlardı. Sorun yok ama uçağı, yani uluslararası kanunlar gereği, şimdi tarafsız ya Sovyetler Birliği, Japonya ile savaşmıyor o anda. Uçağı enterne ediyordu Sovyetler. Yani uçağa el koyuyorlardı. Amerika'ya pilotları ve ekibi mürettebatı veriyordu ama uçağı vermiyorlardı. Bu bir uluslararası kural. Bunu birçok ülke yapmıştır yani. Bu sayede Amerikan B-29 uçaklarını kopyalayarak Sovyetler Tu-4 diye bir birebir kopyası. Şu an fotoğraflarını görebilirsiniz. B-29 uçaklarını kopyalayan Sovyetler Tu-4 diye bir ağır bombardıman uçağı ürettiler. Stalin çok bastırıyordu bu konuda. Bu şekilde yani B-29'un Sovyet karşılığı değil bu. Kopyası. Karşılık başka bir şeydir. Ürettiler. Bunu F-102 videosunda çok detaylı anlatmışım. Burada çok hızlı geçiyorum. Japonya'ya daha sonra Amerika iki tane atom bombası attı. Sonra Amerika Japonya'ya atmış olduğu atom bombalarının etkilerini araştırdı. Yani bunun insanlar üzerindeki etkileri, çevre üzerinde etkileri, işte tabiat üzerinde etkileri, hayvanlar üzerinde etkileri, binalar üzerinde etkileri
Amerika'da çok uzun zaman araştırma yaptılar Japonya'da. Atom bombası attıktan sonra da Japonya işgal etti Amerika biliyorsunuz. Şimdi Amerikalılar Japonya'ya atmış oldukları atom bombalarının korkunç etkilerini görünce aynı şeyin kendi başlarına da gelmesinden çok korktular. Ya biz ne yaptık dediler. Yani çünkü Soğuk Savaş başlamıştı. Sovyetler de 1949 yılında kendi atom bombalarını üretip Amerika'nın atom bombası tekelini kırdıkları için Amerikalılar çok büyük bir korkuya kapıldılar. Bize de atom bombası atılırsa ne olacak diye. O yüzden o videoda anlattığım gibi çılgın bir şekilde Amerika'da bir önleme uçağı tasarımı başlamıştı ve üretimi yani. Birçok uçaktan önleme uçağı çevirmeye çalışıyorlardı. Sıfırdan önleme uçakları yapmaya, üretmeye, tasarlamaya çalışıyorlardı. Önleme uçağı bilmeyenler için yüzlerce kez söyledim, bir kez daha söylüyorum. Önleme uçağı düşmanın keşif uçaklarını ve ağır bombardıman uçaklarını önlemek için, vurmak için tasarlanmış tek görevli uçaklardır. İt dalışı yapmaya uygun değillerdir. Bir avcı uçağıyla karşı karşıya gelirse bir önleme uçağı, sonra hüsran olur. Hava hava silahı olmayan işte keşif uçakları gibi, ağır bombardıman uçakları gibi uçakları önlemek, durdurmak için tasarlanmış uçaklardır. En önemli özellikleri çok hızlı irtifa ve sürat kazanabilmeleridir. İşte Amerika bu şekilde, Amerika'da bir önleme uçağı tasarım ve üretim çalışmaları başladı. Sovyetlerin kutuplardan gelip bombardıman yapacağını düşünüyor Amerika. Başka yol yok zaten o zamanlar. İşte bu şekilde çalışmaya başlıyor. İlk olarak T-33'ten bozma F-94 Starfire fotoğrafını görüyorsunuz. Daha sonra F-86 uçaklarının radar takılmış hali olan, yani biz mesela F-86'nın E modeli kullanıyorduk. Şu uçak mesela F-86, bu bizim kullandığımız. F-86D, Diyarbakır'ın D'si, F-86D Saberdog. Ondan sonra F-89 Scorpion ve süpersonik kabiliyette en sonunda F-102 ve F-102'nin hızlı kardeşi olan F-106 devreye giriyor. İşte burada da bu önlem uçaklarının son örneği olan F-106, ki F-106 isimli uçak Amerikan Hava Kuvvetleri'nin kullanmış olduğu en son tek görevli uçaktır. Tek görevli önlem uçağıdır. Uçak resmi takma ismi Delta Dart olmasına rağmen gayri resmi ismi The Ultimate Interceptor'dır. Yani Türkçe'ye nasıl çeviririz bunu? Nihai önleme uçağı yani en son yani BMW diyorlar ya the Ultimate Driving Machine onun gibi. The Ultimate Interceptor denen bir uçak F-106 ki bu uçak Türk Hava Kuvvetleri'nin de gündemine gelmiş. Biz istedik demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Türkiye'ye biliyorsunuz Amerika F-102 önleme uçakları vermişti. O videoyu lütfen seyredin, işte linki açıklamaya koymuş olduğum videoyu. O F-102 uçaklarından sonra Amerika Türkiye'ye F-106 da aslında vermeyi düşündü bir ara ama biz F-4 Phantom uçaklarını aldıktan sonra çok daha iyi bir uçak olduğu için biz onu almaya istemedik. Onları da vermekten vazgeçtiler. F-106 konusu kapandı. Şimdi bu F-106 uçağının, yani ilk uçak tasarlanırken F-102 o kadar hızlı bir şekilde tasarlandı ki uçak tam olarak olgunlaşamadan seri üretime girmek zorunda kaldı. Yani uçakta birçok sorun vardı. F-102 özürlü doğmuş bir uçaktı. Özürlü doğmuş bir bebekti. Yani özellikle F-102'nin o kokpitteki buffer'ı engellemek için yapılan o çıkıntıları falan olsun, diğer F-102 A'nın diğer aerodinamik sorunları tam giderilemeden ve güçsüz bir motorla seri üretime giren bir uçaktır F-102. Yani F-106'nın özürlü doğmuş abisidir F-102, öyle söyleyeyim. Amerika Hava Kuvvetleri F-102'yi hemen seri üretime aldı, önleme filolarını doldurdu. Ama bu arada F-106'nın tasarımı bitti. Yani F-102 olgunlaşıp F-106 haline geldi. Ondan sonra F-102'lerin yerinde F-106'ları aldı. Önleme filolarından bahsediyorum. Bu filolarda zaten ağırlıklı olarak Alaska'da. Çünkü Sovyetlerin atom bombası atmak için gelecek olan uçakların o zaman için işte kutuplar üzerine gelmesini bekliyordu Amerika. O yüzden buna ağırlıklı olarak tabii sahilleri koruyan önleme uçakları da vardı ama ağırlıklı olarak Alaska civarındaydı. Şimdi bu uçağın o zaman için ana silahı neydi? Sırf F-102'de olduğu gibi AIM-4 Falcon tipi AIM-4 füzeleri, ki bunlar AIM-4A yani yarı aktif radar güdümlü havadan havaya füze, AIM-4D infrared güdümlü yani halk arası ısı güdümleri füze ve 2.75 inç Piper roketleriydi. Şimdi bunların yeterli olmayacağını düşünen Amerikalılar, özellikle Douglas şirketi, ki bu Douglas şirketi daha sonra McDonald's şirketiyle birleşip McDonnell Douglas ismini alacaktı ve bizim şu an kullanıyor olduğumuz F-4 uçakları, F-15 uçakları falan tasarlayan, üreten şirket olacak bu şirket. Şimdi 1956 yılında F-106 ilk uçuşunu yaptı. 1959 yılında da envantere girdi. Bu arada 1954 yılında bu füzelerin, yani AIM-4 füzelerinin
yeterli olmayacağını düşünen Douglas şirketi kendi kendine bir araştırma ve geliştirmeye başladı. O zaman için, o zamanki hava doktrinlerine göre toplu halde kol taarruzunda gelecek olan Sovyet ağır bombardıman uçakları bekleniyordu ve bu uçaklar işte her biri bir şehre atom bombası alacak. Amerika'nın özellikle kuzey şehri Seattle'dan işte New York'a kadar yok edeceklerdi diye bir tehdit algısı vardı Amerika'da o yıllarda. Şimdi bunları durdurmak için de birçok önleme uçağı, işte önleme filoları gibi önleme taktikleri geliştirirken bir de bir silah düşündü Amerika'da. Douglas şirketi geliştirdi bu silah. Bu silahın ismi Genie füzesi. Genie füzesi. Bana göre yani insan ırkının evriminde bir kilometre taşı olan tüyler ürpertici bir silah. Bugüne kadar tasarlanmış, şu 2024 yılı dahil konuşuyorum. Özellikle üstüne basa basa söylüyorum. En güçlü havadan havaya silahtır. 1985 yılından sonra kullanımından kalktı ama önleme uçakları, yani Amerika'nın F-106 önleme uçakları ve F-89J önleme uçakları, jandarmanın J'si veya işte bunu Kanada'ya da sattı Amerikalılar. Onlar da F-101 Voodoo uçaklarında kullandılar bu füzeyi. Bu tüyler ürpertici silah havadan havaya atılan bir atom bombasıydı. Bakın çok özellikle altını çizerek söylüyorum. Atom bombası taşıyan Sovyet ağır bombardıman uçaklarını önlemek için o uçaklara atom bombası atıyordu. Bu silah odur. Genie füzesi. Bu güdümsüz bir roketti. Gecikmeli tapa şeklinde çalışıyordu yani patlama mekanizması. Şimdi bunun çizimlerini göstermek istiyorum size. Mesela F-106 önleme uçağı bir Sovyet ağır bombardıman uçağı işte karşıdan gelirken, işte alttan yaklaşırken, yan taraftan yaklaşırken bu füzeyi atıp nasıl kaçırma manevrası yapacak şeklinde, çünkü pilotun da ölmemesi lazım. Yani havada atom bombası patlıyor. Bu füzenin menzili 10 kilometrenin biraz altındaydı. Yaklaşık 6.3 mil yanlış hatırlamıyorsam 10 kilometrenin biraz altındaydı ve 1,5 kilotonluk bir patlama gücüne sahip bir nükleer silahtı. Yani düşünebiliyor musunuz? Atom bombası taşıyan bir ağır bombardıman uçağını durdurmak için önleme uçağı o ağır bombardıman uçağına başka bir atom bombası atıyor. Füze, yani roket şeklinde. Gerçekten tüyler ürpertici bir silah. Bu füzeden bugüne kadar dünyada sadece bir kere kullanıldı. Şimdi onun videosunu göstermek istiyorum. Nevada çölü üzerinde 19 Temmuz 1957'de bir Genie füzesi, bir F-89J, jandarmanın J'si F-89J önleme uçağından 18 bin feet yükseklikte fırlatıldı. Bu Amerika'nın nükleer başlıklı bir havadan havaya roketinin ilk ve tek test atışıydı. Bu atış sırasında 5 tane Amerikan subayı, şu an görmekte olduğunuz o 5 kişi aşağıda gönüllü oldu. Yani niye gönüllü oldular? Bunları 18 bin feet üzerinde ya yaklaşık 6 kilometre diyor, yanlış hatırlamıyorsam 6 kilometre, yani adamın kafasının tepesinde atom bombası patlayacak. Bunlar da gönüllü oluyorlar. Ya yani 5 Amerikan subayı, bir tane fotoğraf çekmiş, işte bunları çeken kameraman. Bu patlamadan dolayı nükleer serpinti bunların vücudunda bir kalıcı hasar bırakacak mı? Radyasyon zehirlenmesine maruz kalacaklar mı şeklinde? Çünkü bu füzeyi bir şehrin üzerinde de patlatabilirsin. Mesela bir şehre işte atom bombası atmaya gelen bir Sovyet uçağı var. Önleme uçağı onu görüyor. Başka bir şehrin üzerinde onu vurmak zorunda kalırsa aşağıdaki insanlar o patlamada etkilenecekler mi diye. O 5 kişi, adamlardaki vatanseverliğe bakar mısınız? Siz yapar mısınız mesela böyle bir şey? Mesela Türkiye şu anda 6 kilometre yukarıda bir atom bombası patlatacak olsa. Siz gönüllü olarak mesela, bilmiyorum ben yapar mıyım? Korkarım herhalde. Yani kafamda tepemde atom bombası patlayacak. Bu 5 kişi, görmekte olduğunuz 5 kişi gönüllü oldu. Uçağın pilotu da gönüllü oldu. Yani bu füzeyi atacak olan uçak pilotu. Bu bir de kameraman işte. Bu toplam 7 kişi gönüllü oldu. Bu füzeyi, roketi daha doğrusu, düzeltiyorum. Dilime plesenk olmuş. Patlattılar. Onu patlatma anını göstermek istiyorum size. Mesela bu F-106, Genie füzesi atıyor ama bu inert bir füze. Yani patlamıyor. Placebo, içi boş füzenin. Yani patlayıcı başlığı yok. Birçok uçak bunu attı. Kanada bunu Amerikan Hava Kuvvetleri 1957'den 1985 yılına kadar kullandı bu roketi. Bu F-106 uçakları ana silahıydı. 1985 yılında F-106'lar Amerikan Hava Kuvvetleri emekli olduktan sonra bu füze de emertiden çıkartıldı. Kanadalılar da bunu 3-4 yıl kadar kullandılar. F-101 Voodoo uçaklarını kullandılar. Fotoğrafta şu an görüyorsunuz. Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-101 Voodoo uçağını. Kanadalılar da bu füzeyi 1965'ten 1968 yılına kadar 3 yıl boyunca kullandılar. İşin enteresanı, bu füzeden bu roketten binlerce üretildi. 3000'den fazla üretildi. Gerçekten tüyler ürpertici bir silah. Soğuk Savaş'ın biraz karanlık kısımları bunlar. Keşke başkaları da anlatsa. Yani ben çok bilmesi istiyorum böyle şeylerin. İnsan ırkı böyle, yani Soğuk Savaş'ta böyle günlerden geçti. Bu videoyu ben burada bitiriyorum. Çok uzatmak istediğim bir konu değil. En kısa zamanda da daha önce söz vermiştim. Vietnam Hava Savaşları serisine başlıyoruz. F-105 uçağıyla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere değerli arkadaşlar.